Dündar abi, şimdi Paris'e geldik, yerleştik, her şeyimizi hazırladık, otelimize bıraktık çantamızı. Tam 3 günüm var benim dolu dolu. 3 gün için Paris'te bana bir rota çıkartabilir misin? Yani 3 gün içerisinde Paris'te nereleri gezmem gerekiyor, nerelerde bulunmam gerekiyor? Çok fazla müze seven biri değilim, ona göre bir rota istiyorum. Ama yine Paris'e gittiğin zaman müze görmen gerekebilir onun için. Ya tabii 2-3 tanesi. Tabii 2-3 tane önemlisine bakmak, gitmek gerekebilir diye düşünüyorum. Ben bence ilk önce yapılması gereken Paris'e gidildiğinde bir Eiffel Kulesi'ne gitmek gerekiyor. Eğer ilk defa gidiyorsa Paris'e yapılması gereken, dünyanın en çok gezilen yeri olduğu için oraya gitmek gerekiyor. Eiffel Kulesi'nden çıkıp Eiffel Kulesi'nin hemen önünde çok güzel bir gezi yolu var. Oradan Trocadéro denilen biraz yüksekte bir teras var. Oraya geleceksin. Aslında ilk yapılacak. Ben üçe böleceğim. Birinci gün asıl ana merkezi yürüyerek yapacağız. Çünkü en önemlisi o. Yürüyerek yapmak gerekiyor ki fotoğraf çekebilirsin, etrafını görebilirsin. Trocadéro'dan direkt Étoile dedikleri o büyük Arc de Triomphe diyorlar ona. Zafer takı. Yıldız da deniliyor. Bütün ana bulvarların geldiği yuvarlak olan yer. Oraya geleceksin. Oradan da Şanzelize üzerinden yavaş yavaş Concorde Meydanı'na gidebilirsin. Concorde Meydanı hani o ünlü İtalyan çeşmesinin ve dikili taşın olduğu yer. Oraya geleceksin. Oradan da Jardin des Tuileries diye Louvre Müzesi'nin eski aslında orası bir saraydı. Sarayın bahçeleri var. Oraya geleceksin. Orası çok güzel. Oradan Rue de Rivoli dedikleri çok güzel bir cadde var. Oraya gezeceksin ama Louvre Müzesi'ne girmeden. O zaten bir gününü alır. O ilk günümüzde bu şekilde. Evet, ikinci günde bu arada Eiffel Kulesi'ne çıkmak 17 euro. En üst kata kadar çıkmak istiyorsak. Tabii. Ondan sonra ikinci yapılması gereken de Sacré-Cœur denilen bir tane Paris'in en yüksek tepesinin üzerine kurulmuş beyaz bir kilise var. Beyaz kilise olarak biliyorlar bizim burada. Aslında bu şey değil mi? Montmartre'ın olduğu yer. Montmartre'ın olduğu yer, evet. Montmartre'ın olduğu yer. Orası çok ünlü çünkü orada Picasso'nun atölyesi, Dalí'nin atölyesi. Daha döneceğiz. Dalí'nin atölyesi orada. Bütün Monet'in atölyesi orada. Bütün ressamların aslında bizim kafamızdaki Paris imajına en uygun yer orası. Oraya gittiğimiz zaman Sacré-Cœur kiliseye girebiliriz. Kiliseden çıkınca o Le Place de Tem dedikleri hemen yanında ressamların olduğu ressamlar tepesi diyorlar oraya. Orayı gezdikten sonra o tepeden aşağı doğru Paris'e inmek çok zevkli. İkinci gün onu yapabiliriz. Oradan inerken de özel merkezde çok ünlü semtler var. Mesela Beaubourg dedikleri bir yer var. Pompidou Müzesi var orada. Modern müze. Gezmeye gerek yok müzeyi. Onun etrafı çok güzel. Le Halle dedikleri dükkanların olduğu çok güzel bir yer var. Oradan geçip aşağı doğru Le Marais. Le Marais genelde bütün entelektüel yeni tasarımları olan tasarımcıların açtıkları dükkanlar olan çok hoş bir yer. Bu ikinci günkü program mı? İkinci günkü. Yani birinci gün biz Eiffel Kulesi'nden başlayıp Louvre'a kadar gidiyoruz. Yürüyerek. Trocadéro, Champs-Élysées, Etoile'den geçerek. İkinci günde Sacré-Cœur'den başlıyoruz. Beyaz Kilise'den. Tepeden ve aşağı doğru iniyoruz. Dediğim gibi Montmartre'ın orada o beyaz kilisenin orada çok güzel butik kafeler var. Tabii. Orada da işte bir şey yemek yiyebilirsin. Tabii varsa. Orada bak yiyebilecek, yenilebilecek en güzel şey soğan çorbası. Biliyorsun Fransız mutfağın soğan çorbası çok ünlü. Burada da yapıyorlar İstanbul'da. Ama orada en güzelini yersin. Özellikle o meydana bakan bistrolar var. O bistrolarda soğan çorbası. Özellikle soğan çorbası yapan çok ünlü bir yer var. Tam köşede. Kime sorsanız gösterir size. Orada güzel bir soğan çorbası yiyebilirsiniz. Ondan sonra tabii aşağı doğru süzülüyorsun. Semtleri geçerek yani ilk önce Pompidou'ya gidiyorsun. Pompidou çok böyle artistlerin olduğu, sokak sanatçılarının olduğu, müzisyenlerin olduğu çok renkli bir yer. Bütün ırkların buluştuğu yer. Aslında Paris'te de bütün ırklar Paris'te. 72 milletin buluştuğu yer. Çok hoş bir yer orası da. Ondan sonra yürüyerek Le Marais'den geçiyorsun. Le Marais homoseksüellerin daha yoğun olduğu bir yer. Fakat oradaki homoseksüeller rahatsız etmiyor. Eskiden daha yaygındı. Sokakta insanı rahatsız eden görüntüler olabiliyordu. Ama daha şimdi ufak öyle bir yere topladılar benim bildiğim onları. Evet, aynen. Çok fazla akşamları daha çok. Aynen. Akşamları biraz daha öyle. Ama şimdi daha çok orası bir sanatçı. Yani özellikle yeni dizaynerların, yeni stilistlerin olduğu bir yer. Özel dükkanlar var. Özellikle özel tasarımlar, yeni tasarımlar. Çok güzel dükkanlar var. Oraya gidebilirsin, alışveriş yapabilirsin, hiçbir yerde göremeyeceğin özel tasarımları bulabilirsin. Oradan da Seine Nehri'ne doğru yürümeye devam ediyorsun ve Notre Dame'da bitiriyorsunuz. Yani ikinci günde tepeden başlıyoruz. Sacré-Cœur'dan, Beyaz Kilise'den. Bütün bu semtleri geçtikten sonra Seine Nehri'ne geliyoruz ve Notre Dame de Paris'i bitiriyoruz. Notre Dame de Paris çok önemli. Notre Dame de Paris, vaktin kalırsa Notre Dame de Paris'in hemen öbür tarafına geçip yani orada şey diyorlar
sağ ve sol diyorlar Senlerin iki tarafına. Soluna geçtiğiniz zaman Rivgoş deniyor. Sol tarafa geçtiğiniz zaman orada da çok güzel Saint Michel diye Cartier Latin ilk Sorbonne Üniversitesi'nin kurulduğu yer. Çok entelektüel bir yer. Oradaki yere gidip hem kitapçıları görebilirsin hem orada gençlerle çok güzel restoranın olduğu bir yer. Yemekler yiyebilirsin. Orada pizza yemiştik biz de arkadaşlar. Tabii orası çok hoş bir yer. Güzel bir yer. Oraya gidebilirsin. Peki ikinci günü burada tamamlıyoruz. Ortaköy'e benziyor orası daha çok. Cartier Latin de Ortaköy gibi çok canlı gençlerin olduğu bir yer. Evet, güzel bir yer. Üçüncü gün peki ne yapalım? Üçüncü gün müze. Üçüncü günü. Tabii, Louvre Müzesi'ni falan. Louvre Müzesi'ni yapman lazım. Çünkü Louvre Müzesi, ya Paris'e gidip Louvre Müzesi'ni olmaz. Çünkü Louvre Müzesi'ni... Ya zaten şöyle bir şey, sözünüzü kesiyorum ama Louvre Müzesi'nde şey var. Yani aslında bir yarım günü falan ayırmak gerekiyor. Çok büyük bir müze orası. Zaten yarım gün ayıracağız. Hani ya yarım prizmanın günü... üzerinde elimizi koyup resim çekmenin dışında. Tabii tabii. Yarım günü ayırmak gerekiyor diye biliyorum. Zaten Louvre Müzesi'nin sadece kendisi de etrafı da çok güzel. Yani Louvre Müzesi'nin Le Galerie de Louvre dedikleri Popakçe kısmı falan var. Ya tabii o galeriler diyorlar oraya. Mağazaların olduğu yer. Piramidin altı ve piramidin üstü. Yani iç mekanların haricinde dış mekanı da bayağı gezilmesi gereken ve vakit ayrılması gereken yerler. Yani onun için de yarım günü zaten Louvre Müzesi'ne ayıracağız. Ondan sonra da Sen Nehri'nde bir gezi yapmamız lazım. Bu çok önemli. Bunu unutmayalım. Peki ben bir şey soracağım burada. Akşam mı gündüz mü? Akşam yapalım. Yani tekne turunu biz akşam mı gündüz mü yapalım? Akşam yapalım. Yani hava karardığı zaman ışıklarla yapalım. Çünkü Paris romantik bir şehir. Işıklarla özellikle kız arkadaşıyla gidiyorsa birisi veya sevgilisiyle karısıyla gidiyorsa mutlaka senlerinde batomuş diyorlar o gemilere. Aslında niye diyorlar? Batomuş şey demek sinek gemisi. Çünkü onların böyle üstü hep cam, sineğin gözleri gibi. Onun için ona batamuş derler. Orada çok seçenek var. Yemek. Louvre'u yarım gün yaptın değil mi? Ondan sonra köprüleri gezersin. Çünkü 30 tane köprü var şeyin üzerinde, Senlerin üzerinde. Orada Aşıklar Köprüsü var mesela. Kilit takıyorlar. Gidip bir sevgilinle kilit takabilirsin. Veya yalnız gidiyorsan gezip fotoğraflar çekebilirsin. Ondan sonra hava kararmaya başladığı zaman leke diyorlar. Yani rıhtımlar. Rıhtıma inip oradan batamuş dediğimiz teknelerden bir tanesini hava kararmaya başladığı zaman binip gezebilirsin. Fiyatları da çok değil. 15 Euro'dan başlıyor. Ama 15 Euro'da başlayanı tavsiye etmiyorum. Yani bütçeniz biraz daha iyiyse daha çok 40 Euro'ya 50 Euro'ya daha uzun süreli. Yani bir saat değil de bir buçuk. Yemekli mi oluyor bunlar? Yemekliler biraz daha pahalı. Yani aslında bir saatten başlıyor 15 Euro'ya. 3 saate kadar gidebiliyor. 3 saat olan yemekli olan onlar 99 Euro. O zaman 3. gün biz şey yapalım. Louvre Müzesi'ni gezelim. Onun peşine de şeye gidelim. Tekne turu yapmaya gidelim. Onun süresinde biraz o Louvre Müzesi'nin etrafını gezip Sen Nehri'nin kıyısına köprülere gidip gezip akşamüstü hava kararmaya doğru da o teknelere binmek en mantıklısı. Evet. Dediğim gibi teknelerde seçenek çok. Yani 15 Euro'dan 100 Euro'ya kadar gidebilirsin. Yemek tabii ki bütçeniz müsaitse yemek en güzeli. Çünkü çok romantik. O köprülerin altından geçiyorsun 3 saat boyunca. 30 tane köprü var senin yerinde. Notre Dame'ı ışıklı görüyorsun. Ya çok hoş. Tabii ki onun için hava karardık. Bitirelim artık. Sen çekiyor musun? Çektikleri yapıyorum. Ben görmüyorum. Abi yani 3 günlük program çıkar dedim 3,5 saat oldu. Ben bütün kara şeyi gezdik sen. Neyse istediğin yerde kesersin artık. Aynen. Şimdi. Sen bana işaret etmiyordun değil mi? Sen de gülüyordun. Ben yok yok, ben bunu duyuyorum. Ben arkadan böyle yapıyorum, sen hala devam ediyorsun. Ben de niye gülüyor diyorum ben de. Gülüyor diyorum ben de.